Uluslararası İlişkiler bölümünden yeni mezun olan Sinan önümüzdeki bölümde bizimle olmayacak çünkü o şimdi asker. Ne biçim gözlerimi kapadım, dur şöyle yapayım. Aç kardeşim. Kucağına bırakıyorum dedi. Aman tanrım. Al bakalım be. Şırdatacağım bir dakika. Tamam. Biraz hışır hışır. Çok şırdatma ama. Ay. Ay aç bakayım. Buradan hissetmeye çalışayım. İhtiyacın olan tek şey ya. Ve unuttuğun tek şey aynı zamanda. Geçen sene bavulu karıştırdık. Ya. İnanmıyorum. Ya. Asker saati mi? Ya. Asker ve beden hocası saati aynı zamanda. Işığı da yanıyor lan. Çok nöbet tutarken bakarsın kardeşim. Çok teşekkür ediyorum adacığım. Öpeceğim. Bravo. Oğlum çok iyi ya. Harbi ben bunu nasıl unuttum ya? Dur takayım da. Dur ben takayım mı? Bırak lan. Gördün mü dinle? Bak bakalım nasıl duracak. Vay vay vay. Aman tanrım şafak bile sayıyordur abi. Bakayım. Vallahi gün bile var. Her şey var. Çok çok bahsettim biraz. Gevşet gevşet. Oğlum gittik. Bunun üzerinde para yoktu. Ben aldım. Hala ödemesini bekliyorum kendi payını. Sen niye böyle şeyler diyorsun ya? Bak asker gibi takıyorsun. Yanında söyleyeyim de. Asker aa, gibi içe doğru. Tabii canım tüfeği tutuyorsun ya. Buradan saatte kesiyorsun. Çok güzel. Beyler çok teşekkür ederim. Moruk güle güle kullan. Bunu ölene kadar saklayacağım. Gözün gibi kanka, sakla orada askerde çarptırma sakın onu. Bunu da cebine koy, bu da stres atmak için. Yani patlatırsın yolda giderken. Aynen doğru. Bunu cebinde kalsın. Nöbetlerde bu önemli, aynen. Doğru söylüyorsun. Ne yapayım bunu şuraya? O kalsın orada, çantana koyarsın. Şöyle şöyle. Bakalım bundan sonra her şey günlük gülistanlık olacak mı, göreceğiz ama. Olur mu? Hanelerimiz Star'ın sevilen dizisi Güzel Köylü'yü seyrediyor. Hep beraber izleyelim. Bizim bir artık güllük gülistanlık olmamız lazım. Hop, Güzel Köylü başlıyor. Susun. Bu kız bu çocuğu seviyor. Hayır, bu çocuk bu kızı seviyor. İkisi de aslında seviyor. İkisi de birbirine aşık. Ben bu kızı Gülşen Bibikoğlu'na benzetiyorum. Yok artık anne. Yok, onun gençliğine benziyor. Yok, yok. Gülşen Bibikoğlu bir kere sarışın mıydı Allah aşkına? Kızım nereden bu sarışın hali. Bir kız bir erkeğe evlenme teklif eder mi? Benimle evlenir misin? Dünyanın sonu geldi. Kız dur, çocuğa evlenme teklif etti. Aa. Evet. Kız dedi. Aa, kız mı teklif etti? Şimdi kızlar mı teklif ediyorlar ya? Erkekler bak, ne öyle mi? Niye? Ayıp mı? Ayıp değil de yani şimdi erkekler teklif ederdi. E canım devir değişti. Bak adam görüyor, bak ne diyecek şimdi. Kız evlenme teklif etti. Sen niye böyle yapmadın bana? Aman sen sanki evlenme teklifi bana ettin de bir de benim etmem kaldı. Ettin tabii ya. Nereye ettin? Ne yaptın Kadir? Niye gülüyorsun? Ya ama Cemal hala gülüyorsun. Ayıp ya. Allah. Hoppa. Ama. Ya ne yaptın? Evlenme teklifi. Aa. Ne dedi? Bir şey diyeceğim sana. Ya bir dur. Deme bir şey. Benimle evlenir misin diyor ona kız. Oğlum bak, bekarın parasını it yer, yakasını bit yer. Onun için bir an önce evlen. Evet yani Cemal, yani kız sana evlenme teklif ediyor, sen de gülüyorsun. Hem ben etsem ne derdin sen? Düşünmem lazım derdim. Ah haspam düşünecek bir de ya. Benim oğlum bu köyde kızlar teklif ediyormuş lan. Biz üniversitede oluyor diye biliyoruz böyle şeylere. Artık köylerde oğlum bu iş. Beni de kandırdılar, o yüzden üniversiteye geldim. Ay lanet. Hocam üniversitede kızlar teklif ediyor yalanına ne diyorsun? Yalan. Benim birine evlenme teklif etmen için onun kıvançatlıcı olması lazım. Sen de Adanalısın, ben de Adanalıyım böyle. Sürpriz bu mu? Yok tabii ki öyle bir şey değil. Önce zıplayarak kendimi fark ettireceğim. Sonra da arabasının altına girebilirim. Kaza gibi. Tamam. Yaklaşır falan, ensesinden tutarım sana. Ya da kulu takılırım, kıvanç. Böyle şey yaparım, kıvanç. Ne diyorsun, niye olmasın ki falan. Ay elmayı da beğenmedim ya. Şöyle yapalım o zaman. Sen gel, beni babamdan iste. O olur derse, evlenelim. Cengiz Han, sana da bir kız gelsin, seni istesin benden. Ben hayatta istemem adamı ya. O bana teklif etsin, niye? Önce Cimal bizi, kayfelerimizi yapıversin bakayım. Cemal mi? Heh, Cemal. Kayfe. Kayfe. Kızım. Oğlum yaptıracaklar kahveleri. Allah. Ay.
böyle dağıtacaksın falan. Dağıtır mıydın yani? Git ya Allah aşkına, kahvesi. Hayatta gelmez. Ben kahve yapardım tabii. Ya ben gelmezdim ki. Niye? Olur mu öyle bir saçma? Annem belki seni sevmiyor. Dünyada ilk olurdu. Anca bizim öyle... biz kimiz biz? Kimiz? Bizde o öyle bir görüntü var mı bizde? Yok mu? Yani olsa öyle diyelim, varsayalım, var varsayalım yani. O sizin için geçerli. Niye bizim için geçerli? Değil. Yapma asla. Ya. Niye? Asla. Niye? Asıl aşk o. Tamam, o zaman bizim orada yaşayacaktın sen. Tamam, onu da yapardım. Senin aşkına her yere giderdim. Köye gelirdim. Köye de gelirdim. İnek de bakardım. Bir de çocuk olmaz. Nereye götürüyorsun? Ayağı vurdu, ayağı vurdu ya, bırak. Aa, kızı da kaçırıyorlar. Şey var ya, bir tane gazeteci kız var ya. He? Onu istiyorlar herhalde bunların karşılığında. Ya benim klostrofobim var, siz manyak mısınız? Klostrofobisi olan insan bağlanır mı ya? Neyi varmış? Annem var mı ki? Klostrofobim. Allah kahretsin. Sizin kırılsın inşallah. İyi indirdi vallahi Nihal. Köylüler Nihal'i kurtarmak için Sıddık'ı kadın kılığına sokuyorlar. Acaba izleyici bu planı beğenecek mi? Bak bak, bunu yapacaklar kadın. Aa. Bak. Evet. Hayır, bu kızı onlar nasıl oldu? Ne için bu kızı istiyorlar ki? Şuna bu lafları veriyorsun ya, doktor bey, helal olsun. Saçmalıyım. Köylü bir kız öyle kırmızı şey, kısa mini elbise kız mi? Kız öyle giyiniyordu canım. Seni kaçırsalar ben böyle kılığa girerim vallahi. Adamın bacakları yemin ediyorum güzel ya, birkaç kadından daha güzel. Roberto Carlos gibi bacakları var. Şimdi adamlar da epilasyonla epilasyon yapılıyor. Ama bacağın formatı bak. Formatı bozuk. Evet ya. Bana milyar versen o elbiseyi giymem baba. Telefestiler. Allah'a. Travestiler. Traveste.